yanlış tanı. Nasıl yani? Bak, eğer bu hafıza kaybı olayının tarihle bilgisi olsaydı beni tanıyor olması gerekirdi. Biz bu sabah Şebnem'le karşılaştık. Yanımdan öylece geçip gitti. Hayır, belki de görmedim. Bence seni görememesi çok bilim kurgu. Yani ben modada nereye baksam seni görüyorum. Gerçi biraz zayıfladın yani. Artık tek bakışta vücudunun tamamını görebiliyoruz. Memo! Ya İzafet abla, senin etrafında bir tur attığımızda bir yıl geçmiş oluyor değil mi? Yani bence daha mantıklısı seni gördü... Görmezden geldi. Merhabalar. Merhaba. Nasılsın, daha iyi misin? İyi. Sen? İyi. Kainat, bu gece bir yerde bir saat çalmamızı istiyorlar. Orası da çok iyi. Yok Ege, Şebnem bu haldeyken hayatta olmaz. Yani ben eğlenmiyorum, insanları nasıl eğlendirelim? Tamam, biz de hüzünlü şeyler söyler, milleti de derdine ortak ederiz. Yok, olmaz. Bu akşam olmaz. Zaten hiç olmaz yani. Ben kim, sahne kim? Ya bizim parkta söylediğimiz şarkı yok mu? Biri onu çekip internete koymuş. Bu adam da onu izleyip buldu beni. Kainat, neredeyse kiranın yarısı kadar para alacaksın. Hem Şebnem'in gelmesini de sağlarsın belki. Malum, benden pek az etmez ya. Bilmiyorum Ege ya, zor valla. Şebnem ablam iyi gelecek, sıcık Kainat abla. Evet. Zor değil mi Şebnemsiz hayat? Zor, çok zor. Eve de yerleşemediniz hala. Zaman mı var abi? Artık bak, geceleri az uyuyacaksınız, halledeceksiniz bu işi. Mesela Rüya'yı bu gece bana bırakın, gidin halledin. Yok, bu akşam şey var. Ne var yine? Parası iyi, ekstra bir iş aldık. Bayağı yani ev kirasının yarısı falan. Şahaneymiş ya. Yalnız ne olur tanımadığınız kişilere poğaça işi olmasın yine. Yok yok. Bu akşam sahneye çıkacağız. Ege ile sağ olsun ayarlamış para kazanalım diye. Ha, anladım. Ama hemen eve döneceğim Müfit abi. Hani yerleştireceğiz falan evi. Tabii. Anladım. Aslında nasıl gitmek istemiyorum, nasıl gitmek istemiyorum Rüyacığım. Şebnem'i de zorla götüreceğiz. Hani Ege'yi sevmiyor, gıcık oluyor ya Ege'ye. Hani görünce belki bir şeyler hatırlar. O yüzden. Değil mi? O yüzden. O yüzden.